25'inde saat aşağı yukarı 8 civarı internet kafeye geldi kendisi. İsmini falan sormamıştım tabii ki. Bu insan oraya çantalarla falan geldi internet kafeye. Peşinden ben onu kendisine sordum hani nerede kalıyorsun falan diye. Kendisi dedi ki işte bu otelden kovuldum dedi. Param olmadığı için dedi. Tamam dedim, eşyalarını bırak dedim. Akşam bize geçeriz dedim. Eve geldik. Ondan sonra kahve falan hazırladık. Kendisi bir duş aldı önce. Ondan sonra tabii ki o durum gerçekleşti diyelim. Tabii bir ilişkiye girdik. Kendi teklif etmedi de yani o anda gelişti diyelim. Çünkü ben mum da koymuştum buraya masanın üstüne. İşte kahve falan da yaptım. Ondan sonra tabii ki o malum olay bittikten sonra tekrar buraya geçtik. İşte kendisi de tabii yorgun olduğundan dolayı tekrar yatağına geçti. Sabah da biz kuaföre gittiydik. Yani ben arkadaşım kuaföre gittiydik. Ondan sonra biz kuaförden gelince tabii duşumuzu falan aldık. Biz hazırlandık, çıkıyorduk. Benden 200 TL istedi kendisi. Ondan sonra işte tırnaklarımı falan sökeceğim diye. Tamam dedim, 200 TL'sini verdim. Ama o anda cüzdanıma bakmamıştım zaten. Çünkü cüzdanın içinde 2600 TL vardı. Ama 2000'ini götürmüş, bir de 200 TL ekstradan vermiş oldum. Biz çıktık tabii ki. Anahtarın bir tanesini ona verdik, o insana. Önce Derya dedi, sonra işte Yağmur oldu. Biz aşağı indik, butikte oturuyorduk işte ev sahibinin dükkanında. Ondan sonra biraz yazmaya başladım, aramaya başladım kendisini. Hani gelecek misin diye, tırnaklarını yaptırabilirsin buradaki yan taraftaki gül kuaföründe diye. Ondan sonra kendisi dedi ki, tamam geliyorum geliyorum, işte 9 dakika kaldı makineyi işi çıkartmaya. Kendi çamaşırlarını atmış. Tamam onu yapayım hemen geliyorum dedi. Tamam dedim, ben şüphelendim o anda, geri döndüm. Baktım hani 9 dakika geçti, 15 dakika oldu. Hiçbir şey falan yok, asma falan yok çamaşırhane. Çünkü teras var şurada. Ondan sonra ben yukarı çıktım. Tabii ki o anda gördüm işte her şeyi. İşte iki tane saati almış, laptopu almış. Ondan sonra kendisi JBL ses box'unu almış. Benim şarj power bank'ini almış. Ondan sonra işte burada sigaralar falan vardı. Yine biz kendimiz doldurduk yine. Parfümler 6 tane falan orijinal parfüm. Rossmann'dan aldığım parfümler, onları çantaya koyuyor. Toplamda 250 bin. Yani şeyi sayarsak, Bitcoin'u da sayarsak arkadaşındı ama Bitcoin hesabı oradaydı, içindeydi. Tabii o da gidiyor maalesef. Çünkü hesapları iptal ettiği için o artık bir hacker tarafından kolayca alınabilir yani. Çünkü devamlı o bilgisayar açık kalmak zorunda. Bitcoin hesabı olduğu için Bitcoin da devir daim yapıyor. Mesela hesabına ekliyor veya Bitcoin'e yatırım yapıyor. O da gitti ama şifreliydi bilgisayar. Yani ancak yeniden formatlanırsa, ama bütün hesaplar gider o zaman. Yani vallahi bir gecelik aşk 250 bin liraya mal oldu. Tabii arama çalışması başlatıldı burada. Ondan sonra işte buradaki bütün el izleri falan alındı. Benim el izlerim alındı. O taraf yatak odasında dokunduğu yerlere el izleri alındı. Eşyalarımızı geri getirsin. Bu işleri yapmasın. Yani hırsızlık iyi bir şey değildir. Yani hani güven istismarı diye bir şey denebilir buna. Hani tamam bize geliyorsun, ben sana kapımı açıyorum, tamam bir ilişki yaşamış olabiliriz. Hani herhangi bir zorlama da falan da yok. Hatta buraya geldiğinde veya internet kafeye geldiğinde gözünün bu tarafı mosmordu. Demek ki bu daha önceden birisinden dayak yemiş herhalde. Ve ben onun isteği doğrultusunda, hani isteği doğrultusunda olmayan hiçbir şeyi yapmadım zaten. Yok, ben 3 ay ara verdim kendime. Artık eve bayan arkadaş almayacağım. Bunların üstündeydi. Bunu buradan çıkartıyor. Ondan sonra buraya atıyor komple hepsini. Benim sivitleri falan, tişörtleri. Saatleri alıyor. İki tane saat alıyor bu çekmeceden. Buradan da parfümleri alıyor. Hatta geri kalmış onlar. İki tane falan bırakmış Allah'tan. Buradan da parfüm işte, yüz kremi.